Evet, Nesi ve Arti bahçede domates topladılar ama bunlar onları gözlüyor. Bodrum'da yaşayan emekli öğretmen Nezahat Göçmen'in penceresine gelen salyangozların hikayesini yazdığı kitabı Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. Yaklaşık 6 yıldır Bodrum'da yaşayan emekli öğretmen Nezahat Göçmen, manavdan aldığı domatesleri daha da olgunlaşsın diye evinin penceresine koydu. Göçmen her sabah uyandığında domateslerin kalp şeklinde yendiğini fark etti. Tedirgin olan Göçmen bir gece domateslerin başına ne geldiğini görmek için nöbet tuttu. Nezahat Göçmen o gece domateslerin salyangozlar tarafından yendiğini gördü. Bu durumdan çok etkilenen Nezahat Göçmen salyangozların hikayesini yazdı. Salyangoz Alok'un Dolunay'da Domates Macerası isimli çocuk kitabı Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. Kent Haberi kitabı ile ilgili açıklama yapan Nezahat Göçmen, çocukluğundan beri yazmayı çok sevdiğini dile getirerek şöyle konuştu. Mesleğim öğretmenlik ama çocukluktan beri yazmaya tutkum var zaten. İlkokul öğretmenim beni keşfetti galiba. Hep bana yazma görevi verirdi ilkokuldayken. Sanırım o verdiği sorumlulukla ilerledim. Yazmayı da çok sevdim. İşte okul gezisine giderdik. Nezahat gördüklerini yaz derdi. Ve hala gördüklerimi yazıyorum. Gezimanya'da yazıyorum. Seyahat yazarıyım. Önce Vatan Gazetesi'nde yazıyorum. Haber, röportaj, makale gibi söyleşilerim, yazılarım yayınlandı. Daha sonra Bodrum'a yerleştim. Salyangoz Alok'un Dolunay'da Domates Macerası isimli kitabının nasıl ortaya çıktığından da bahseden Göçmen sözlerini şöyle sürdürdü. Sonbahar mevsimine tam girerken domateslerimi her gün birileri yiyordu. Her gün birileri üzerine kalp yapıp gidiyor. Kalp. Aşk mektupları gibi bırakıp gidiyorlardı. Ben tabii çok korktum. Ürktüm. Sonra bir gece bekledim ki salyangozları gördüm. Salyangozlar bana her gece aşk mektubu bırakıyorlar. Ben bunun üzerine öykü yazdım. Öyküm de Amerika'da yayınlandı. Şu anda dünyada 12 ülkede yayın takibi yapılmakta. Türkçe kitabı da yakında Eylül ayının ortasında Türkçesi de yayınlanacak. Dostluk var, arkadaşlık var, aile bağları var, doğa sevgisi var. Çocukları doğayla bağlantıları var. Hayvanların dünyanın tek bize ait olmadığını gösteriyor. Hayvanlarla olan bağlarımız var. O salyangozların da aile yapısını gösteriyor. Hepimizin doğadaki yaşantısını anlatan harika bir kitap. Karakterlerimiz şimdi ben Nezahat Nesi olarak adlandırıldı Amerika'da. Aras kalbimin kalbi biricik Aras da Artie olarak salyangoz Alok annesi Betty kardeşi Reni öykünün kahramanları bunlar harika bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyoruz hazırız İngilizce olarak yayınlandı dünyada 12 ülkede de yayın takibi yapılıyor Kanada, Japonya, İngiltere, Avustralya, İsveç gibi ülkeler şu anda Amazon'da zaten 2016 yılında ilk kitabı Denemelerin yayınlandığını söyleyen Nezahat Göçmen, Denemeler kitabım, makalelerimin toplandığı bir kitap. Bundan sonra da çocuk öyküleri üzerine yazdığım çalışmalarım var ve yayınlanacak diye konuştu.